Babu ma ja'a fil wudu'i li kulli salatin. Her namazga taharat qilishlik to'g'risida kelgan hadislarning bobi. Mana her namazga yangi taharat qilsak afzal, sunnat mustahab bo'ladi. Lekin agar taharatimiz sinmasa, bir taharat bilan, agar biz masalan bomdodga taharat qilsak tong namoziga, agar yetsa, xultongacha hammasini o'qisak bo'laradi. Lekin har namozga yangi taharat qilishlik afzaldir. Savobi bor. Haddasana Muhammad ibn Humaydin ar-Razi, haddasana Salama ibn al-Fadl an Muhammad ibn Ishaqa an Humaydin an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam an Anas an an-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yatawaddo li kulli salatin tahiran aw ghayra tahirin. Qala qultu li Anas fa kayfa kuntum tasna'una antum? Qal kunna natawaddo wudu'an wahidan. Anas radiyallahu anhudan rivayet qilindi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her namazga taharat qilardilar. Taharatları bo'lsa ham, bo'lmasa ham. Shunda men aytdim ki, ya'ni Humayd aytayapti. Anasdan rivoyat qilgan. Anasga aytdim, sizlar qanday qilardilaringiz? Peygamberimiz her namazga taharat qilar ekan, sizlar desa, biz esa bitta taharat qilar edik. Yetganicha namoz o'qirardik deyaptilar. Bu masalada ulamolarning ixtiloflari bor. Ba'zi aytadiki, har namozga tahorat qilishi payg'ambarimiz uchun vojib edi deyishadi. Ba'zilar aytadi, oldin vojib edi, farz edi, keyin mansub bo'lib u kishiga sunnat bo'lgan deyiladi. Ammo ummatga hech qachon vojib bo'lmagan. Ummat uchun sunnat tur mustahabdir. Qala Abu Isa va hadis Humayd an Anas hadisun hasanun gharib min hazal wajh. Abu Isa Termiziy aytdilarki, Humaydning Anasdan rivoyatiga hadisi hasan hadisdir va shu yo'ldan kelishicha g'aribdir. Wal mashhur inda ahli hadis hadis Amr ibn Amir al-Ansori an Anas. Ahli hadisning nazdida mashhur hadis esa Anasdan Amr bin Amir Ansoriyning rivoyatiga hadisidir. Wa qad kana ba'z ahli al-ilm yara al-wudu'a li kulli salatin istihbaban la ala al-wujub. Ba'z ahli ilm har namoz uchun yangi tahorat qilishlikni mustahab deb ko'rishar edi, vojib deb emas, mustahab. Ammo shuni bilin, ehtiyot bo'lingki, har namozga deyapti. Masalan, tahorat qildingiz, hech qanday namoz o'qimadingiz, hech qanday ibodat qilmadingiz tahoratga tegishli, yana tahorat qilsangiz, buni savobi yo'q, gunoh bo'ladi, isrof bo'ladi. Bu tahorat qilganingizdan keyin shu tahoratdan bir namoz o'qing, yo farz namoz yoki bir nafl namoz. Hech bo'lmasa bir nafl namoz kirsin o'rtaga. Wa qad ruviya fi hadisin Ali ibn Umar radhiyallohu anhu an an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam annahu qala man tawadda ala tuhrin kataba Allahu lahu bihi 10 hasanatin. Ibn Umardan kelgan hadisda rivoyat qilindiki, payg'ambarimiz alayhissalom aytdilar, kimiki tahoratning ustiga tahorat qilsa, Alloh taolo unga bu tahoratning sababidan 10 ta hasana yozadi deyaptilar. Qani tahorat ustiga tahorat qilsangiz 10 ta savob yozilyapti. Chunki har bir yaxshi amalga Alloh taolo 10 ta savob beradi-ku. Eng kamida 10 ta hasana. Siz ixlosingiz, muhabbatingizga qarab Alloh taolo savobini ko'paytiraveradi. Qol va rawa hazal hadisa al-Ifriqiy an Abi Ghutayf an ibn Umar radhiyallohu anhuma an an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Va yana Termiziy aytdilarki, bu hadisni Ifriqiy Abu Ghutayfdan, u kishi Ibn Umardan, Ibn Umar esa payg'ambarimiz alayhisolamdan rivoyat qildi. Haddasana bizalikal Husayn ibn Huraysin al-Marwazi haddasana Muhammad ibn Yazid al-Wasiti an al-Ifriqiy va huwa isnadun da'if. Va aytdilarki, bizga bu hadisni Husayn bin Hurays al-Marwazi aytib berdilar. Va u kishi aytyapti, ya'ni Husayn bizga Muhammad bin Yazid al-Wasiti Ifriqiydan hadis aytib berdi. Va bu zaif sanaddir. Qala Ali ibn al-Madini, qala Yahya bin Sa'id al-Qattan, zukira li Hisham bin Urwa hadha al-hadis va qala hadha isnadun mashriqiyun. Ali ibn al-Madini aytki, Yahya bin Sa'id al-Qattan aytdi, Hisham bin Urwaga mana shu hadis zikr qilindi. Hisham aytki, bu mashriqiy sanaddir dedilar. Mashriq ulamolaridan kelgan sanad. قال سمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان.
Ahmad bin Hasan'dan eşittim. Bu kişi etediler. Ahmad bin Hanbel'den eşittim ki men közlerim bilen Yahya bin Said Kattan dek alimdi körmedim de yaptılar. Yani Yahya bin Said Kattan şu kavlu kildir yaptı mı? Yani bu kavlinin itibarı varlığını etmektedir mi diye. Haddesine Muhammed bin Beşşerin haddesine Yahya bin Said ve Abdurrahman huve İbn-i Mehdi'in kâle haddesine Sufyan bin Sa'id'in عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت فأنتم ما كنتم تصنعون قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح أنا حاضر سنة كدليت كي Amr bin Amr Ansari aytayapti. Men Anas ibn Malikdan eshitdim. Bu sahabi aytadiki, Peygamberimiz Aleyhisselam har namozdan oldi taharat qilardilar. Men aytdimki, sizlarchi sizlar nima qilardilar deganimda Anas aytdiki, biz namozlarni har bittasi, ya'ni hammasiga bitta taharat qilamdik, taharatimiz sinmasa deyaptilar. Ammo taharatimiz sinsa, unda yangi taharat qilamdik. Abu Aysa Termiziy aytadiki, bu hasan sahih hadisdir. باب ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء واحد. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazlarını bir taharet bilen okşulikleri doğrusundaki yiyen hadislerinin bağlı. Bana terimiz edildi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpünce her namazga taharet kıladılar. Lakin bazen bir de taharetle bir neçe namazda okuyanlar. Şundan malum buldu ki her namazga taharet kılıçdı. Sünnet eken مستحب اكا واجب مسكا. حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرسدين عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضع لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال عمر إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال عمدا فعلته سليمان بن برايده‌دان روایت کردند او کشی دادستان روایت کرده است دادست ettiler ki پیغمبرمون صلی الله علیه و سلم هر نماز için taharat kılardılar lekin fath bo'lgan yili Makka fath bo'lgan yili namozlarning hammasini bir taharat bilan o'qidilar va masjidlariga mas qildilar shunda Umar aytdilar ki albatta siz oldin qilmagan narsangizni qildingiz. Avvallari doim har namozga tahorat qilardingiz. Bu safar bir tahoratdan butun namozlarni o'qidingiz deganda payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, qasddan qildim dedilar. Qasddan qildimki ummat bilsin. Agar payg'ambarimiz alayhissalom butun hayoti bo'yicha doim har namozga tahorat qilgan dedi, unda ulamolar tortishadi. Har namozga yangi tahorat qilish vojib deb o'ylashadi. Tushundilaringizmi? Ummat keyin qiyinchilikka tushib qolmasin deb payg'ambarimiz rasulullohning qasddan hayotida mana ba'zan bir tahoratdan ko'p namoz o'qib ko'rsatyaptilarki joiz, narigisi afzal. Lekin narigisini savobi ko'p bo'lganligi uchun payg'ambarimiz alayhissalom uni tarjih berib yaxshi ko'radilar. Qala Abu Isa haza hadisun hasanun sahih. Abu Isa Termiziy aytadilarki bu hasan sahih hadisdir. Qarang islom insonni tahoratga nazofatga, poklikka qanchalik targ'ib beryapti. Doim pokiza bo'lishlikka targ'ib beradi. Varala hadal hadisi Ali ibn Qodim an Sufyan at-Tawri va zada fihi tawaddo'a marratan marratan. Bu hadisni Ali ibn Qodim Sufyan Sauridan rivoyat qildi va o'zini rivoyatida hadisida bir marta bir martadan tahorat qildilar degan so'zni ziyoda qildi. قال وروى سفيان الثوري هذا الحديث أيضا عن محارب بن دسار عن سليمان بن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة سفيان الثوري بو حديث نرواصل محارب بن دسار دان وكشو سليمان بن بريدة دان فيغمبرنا صلى الله عليه وسلم حرب النماز شن تحارات قلادنا ورواه وكيع عن سفيان عن محارب بن دسار عن سليمان بن بريدة عن أبيه Yana bu hadisni Vakiy Sufyondan, Sufyan ise Muharib bin Nisardan, Ukşi Süleyman bin Buraydadan ve Ukşi Dadaradan vakti gelmez. Kala ve Rahman Abdurrahman bin Mehdi ve Gayruhu an Sufyan an Muharib bin Nisar
an Süleyman bin Burayda'ta anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mursalan. Ve hâzâ sahhu min hadisi vakiya. Ve yana ettiler ki Abdurrahman bin Mehdi ve ondan başkası Sufyan'dan, Sufyan Muharib bin Disar'dan, o kişi Süleyman bin Burayda'dan ve Süleyman Peygamberimiz aleyhisselam'dan mursal halatlar vaktigen. Yani şu hadis vakiyenin hadisinden sahihraktır. Dikkat kılıyıp duyguyan meseleleriz. Bazı rivayetlerde Süleyman bin Burayda dedesi Burayda'dan rivayet kılıyıptı. Mene bu rivayette ise Süleyman Burayda dedesi denmez. Doğrudan doğru Peygamberimizden rivayet kılıyıptı. Şunu filmimize et yaptılar ki bu sahihrak da yaptı. Yani mursal bu yani. Vel amelu ala haza inde ahlil ilmi ennehu yusalli salavati bi vudu'in vahidin ma lam yuhdis. Ahli ilmin nezdi amel şu hadis gelir. Yani bir taharetle namazlar okuradı. Taharatını sindirmese. Ve kene ba'duhum yetevaddu li kulli salatin istihbadan ve iradetel fadli. Bazıları ise her namazga taharat kılardılar. Yangi taharat kılardılar. Müstehab haratta ve faziletini irade kılışı. Sahab bu sündü. Ve yurva anil ifriqi an abi gutayfin an ibni Umar radiyallahu anhuma anil nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Men tevaddu ala tuhrin ketaballahu lehu bihi aşra hasenatin. Ve hâzâ isnadun da'ifun. Yani İfriki'den rivayet kılındı. Ukşi Ebu Gutayf'den, Ukşi İbn-i Umar radıyallahu anhuma'dan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki kimi ki taharat suya taharat ise Allah-u Teala o kişiye bu taharatın sahibinden 10 da hasene yazadı dediler. Bu zayıf senettir. Ve fil babi an Cabir ibn-i Abdillah annen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem salla zuhra vel asra bi vudu'in vahidin. Bu babda Cabir ibn Abdullah'dan hem hadis var ki Peygamberimiz aleyhisselam peşin bilen asırını bir taharetle okudular. Babu ma ca'a fi vudu'i raculi vel mer'ati min inayin vahidin. Erkek ve hatunni bir idişten taharet kılıçlığı doğrusu kiyen hadislerinin babı. Demek bir erkekle bir hatun bir idişten taharet kısa bulurlarken mesela bir tahara koyulingen bir satıl koyulingen şundan erkek ve hatun sudan alıp taharat kılacaktı. Bu caiz eken. Ama mutlak erkek mutlak hatun mert. Eri hatun. Eri hatun bosa bunlar. Şimdi mi? Nikah bosa bosa bunlar. Haddesene İbn-i Abi Umar, haddesene Sufyan İbn-i Uyayna, an Amr İbn-i Dinarin, an Abi Şa'sa'yı, an İbn-i Abbas'i radiyallahu anhuna. Kal, haddesedni Maymunatu, رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة ابن عباس'tan vakıl yaptı. Ettiler ki Maymuna anamız minge hadis ettirdi ki Maymuna anamız Peygamberimiz Aleyhisselam'ın ayarlarından Ummul Mu'minin. Ettiler min gusül kılardım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gusül kılardı. Birle gusül kılardık. Bir idişten cenabetten yani cülüp bugünden ki. Ötken derslerden köp etkenden Peygamberimiz aleyhisselam hayatları mabaynede cimadan başka halette cülüp bulmayanlar. Yani cülüp burası iki kıl buladı ki biri cimadan buladı ikincisi mesela şükürsüz şüzde şeytan kiledi ki yaman işler buladı. Peygamberimiz aleyhisselam şüzlerde bu nesilleri körmeyenler. Bu yakın insanlar. Kimi ki şimdi çıkırsa onu mehtanı atıp oturmasın. Şimdi çünkü şeytan geliyordu deyip ayetmesin onu. Bu ayet kısaplanır. Peygamberimiz aleyhisselam demek Maymun anamızdan cima kıyandan keyin bir idişten gusul kılıyaptılar. Yani bir idişten gusul kısa caiz bu yandan keyin elbette taharat kılışam caiz bulatsa. Şimdi değil mi? Bu hadis taharat doğrusu mu esasında? Yani vudu doğrusu demez. Gusul doğrusu da gusulü ki bulduğunu taharattan buluradı. Yani gusul meselesi hem geçişi yaptı ki demek iri hatun ikerası bir deneye hammamge kirişip bir yerleşip gusul kısa bulurarken ve hatta ki beni afzal bulu yaptı. Peygamberimiz aleyhisselam ayarlarıyla bir vakitte gusul kılı yaptılar. Ayşe anamızdan her hadis var. Hatta hazırlaşıp yuvunardılar, gusul kılardılar. Mingem kasın suda, mingem kuygun. Şimdi hazırlaşıp. Bazı adamlar soruyordu şimdi. İrhatın bir denge hammamge kirsek buladı mı? Bir denge çömürsek. Buladı. Bir denge çömürsek. Ve sizi çömürtürse, siz onu çömürtürseniz buluradı.
Cuma kısız bulur adı, bunisi bu miydi? Kala Ebu İsa haza hadisun hasanun sahih. İmam-ı Tirmizi ettiler ki bu hasan sahih hadistir. Ve ve kavlu ammetil fukaha en la ba'se en yelkesilen raclu vel meratu fi inayin vahidin. Ve bu fukahalarının köptürüğünü, hem köptürüğünü umumisini kavludur ki kişi ve hatın bir ilişten gusuluksa zararı yok. قال في الباب عن علي وعائشة وأنس وأم هاني وأم صبية الجهنية وأم سلمة ابن عمر قال أبو عيسى وأبو شعثة اسمه جابر بن زيد. Tirmizi'de diyor ki bu babta Ali'den, Ayşe anamızdan, Enes'ten, Umm Hani'den, Umm Subayye Cuhayniye'den ve Umm Seleme anamızdan, İbn Umar'dan hadisler var. Ve Tirmizi'de diyor ki rivayette gelen Ebu Şa'sa İsmi Cabir bin Zeyd'dir.